25 santime aşağı yukarı 35 santimlik bir kapta bunu yapıyorum. 40'a 40'ta filan da olur. Gayet de iş görecektir. Tereyağı alın bir parça. Şu kadar yeter. Güzelce tabana ve daha çok aslında kenarlara doğru sürün ki bu fırın kağıdı yapışsın. Hep bunu yapıyorum. Dolapta bekletiyorum. Bana bazen yazıyorsunuz ya Arda onu nasıl öyle tam cuk diye oturttun diye. İşte böyle cuk diye siz de oturtursunuz. Sonra böyle kıt diye yerine oturtuyorsunuz. Böyle traks diye yerini buluyor. Bu arkadaşımızı azıcık da dolapta dinlenmeye alalım. Çok çalışmadı yorulmadı ama dinlenirse fena da olmaz. Orman meyveleri dediğim elinizde donuk bulabileceğiniz her türlü kırmızı meyve. Ve bunların hepsi donuk, tamam mı şu anda? Hafiften bekledikçe kendi sularını salıyorlar. Ben işlemi yapana kadar hafiften çözülecek ama pişerken o suyunu salacak ve o keki muhteşem bir hale getirecek, tamam mı? 3 tane yumurtayı şöyle kırarak işe başlıyorum. 3 yumurtayı 1 su bardağı toz şekerle çırpacağız. Baz olarak yaptığımız şey bu. Fırınımız 180 dereceye fanlı ısıda ayarlı. Bu bizim kek için ana başlangıcımız. Yumurta ile şekeri çırptıktan sonra önce ayçiçek yağını ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Ayçiçek yağını da ekleyip iyice bunu macunumsu bir kıvama getirdikten sonra sütü ekliyorum. Hafifçe bir çırpıyorum. Ve her zaman olduğu gibi çırpma işlemini nihayetlendiriyorum. Efendim, bundan sonra zaten gayet iyi bildiğiniz kuruları eklemek suretiyle kapatarak karıştırma yöntemine devam edeceğiz. Kurulardan kastım un ve birazcık buğday nişastası olacak. Önce buğday nişastasını ekleyeyim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar buğday nişastası ekleyeceğim buna. Şu 1. Şu 2 yemek kaşığı buğday nişastası. Arkasından ununu ekleyeyim. 3 su bardağı kadar un. Klasik olacak bir paket kabartma tozu ve bir paket de toz vanilya ekliyorum. Ve bu benim genel kek bazım. Sadece normalde çok fazla buğday nişastası kullanma ihtiyacı duymuyoruz ama burada birazcık daha o böyle genleşme ihtiyacımız olduğu için güzel bir etki veriyor. İyice kalan her şeyi ezip işin içerisine dahil ediyoruz. Sonra da bunları bir spatula ile kapatarak karıştırıyoruz ve kekimizin aslında bazını bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Hep söylüyorum şu hafif pütürüklü kıvam benim için önemli. Şimdi buzdolabındaki kabımızı alıp tezgahın üstüne çıkartacağız. Kartal pençesi tekniği çok önemli. Kenarını sıyırıyoruz. Şöyle alıyoruz. Tek elle tutmak için ideal bir formüldür. Ve direkt olarak kabın içerisine her şeyi transfer ediyoruz. Dikkatli vaziyette şöyle dört köşeye bunu güzelce yayacağız. İçeride hala epeyce bir hava var. Ve bu benim istediğim şeylerden bir tanesi. Bir küçük kaşık alın, tamam mı? Çünkü bunlar malumunuz çok el boyar ya. Hafif elimizi de sokacağız ama. İstediğinizi istediğiniz yere şöyle bir, iki, böyle kafanıza göre birkaç tane alıp şöyle pıt pıt dağıtın, tamam? Yani şey yok, kural kaide yok. Şundan bu kadar, bundan bu kadar, ondan bu kadar diye. Ama çok da doldurmayın çünkü peynire de birazcık yer bırakmamız gerekiyor. Vişne de olur, çilek de olur. Yeter ki donuk ve hafif su bırakan cinsten olsun, tamam? Bu kadar yerleştirdim. Şimdi bunu fırına attığınızda zaten güzel bir şey çıkacak. Ama görüyorum ve arttırıyorum ve burada elimi daha da güçlendiriyorum. Ne yapacağım? Bunu labne ile çok daha güzel ve güçlü bir hale getireceğim. İsterseniz makineyle devam edebilirsiniz ama çok ihtiyacınız yok. Çırpma teliyle de bu iş gayet kolay oluyor. Şurada bir tane yumurtam kaldı. Bu yumurtayı alıyorum. Kasenin içerisindeki labnenin üzerine ekliyorum ki takriben 200 gram civarında labne peyniri var. Ve bunu hem daha sıvı hem de daha
tatlı bir hale getirebilmek için 3 yemek kaşığı kadar da pudra şekeri ekliyorum. Şimdi labne peyniri eğer size tuzlu gibi gelirse tadı, yani çok tuzlu olanlardan alırsanız kekinizin birazcık tuzlumsu bir kıvamı olacaktır. Ama bu süzme peynirler vardır, taze peynirler vardır veya böyle hani tırnak içinde cheesecake için olanlar vardır, onlardan kullanırsanız sonuç mükemmel olur. Şimdi ben de bu üçlüyü bak şöyle güzelce çırpıyorum. Gördüğünüz gibi yumurta da işin içine girince pudra şekeriyle şöyle sıvı bir kıvama geliyoruz, tamam mı? Ama peyniri iyice çırpın, iyice ve yumurtayı da içine yedirin. Çünkü bundan sonrası hakikaten böyle bir oyun noktasına doğru gidiyor bak. Bayağı sıvı kıvamda görüyorsunuz değil mi? Şahaneyiz. Şu az evvelki çalıştığım unlu olan kaşık. Bir tane daha kaşık alacağım ihtiyaç durumunda. Bakın bak olayımız şu. Şurada gözüme bir boşluk ayarlayacağım böyle. Bunu böyle açacağım. Hop biraz dökeceğim. Tamam. Şurada bir boşluk ayarlayacağım. Hop açacağım biraz dökeceğim. Şurada bir boşluk ayarlayacağım. Biraz dökeceğim. Ve bunları ekstradan da karıştırmayacağım. Açacağım. Boşluğa dökeceğim. Şu şekilde yaymanızı ve bunların ikisini birbiriyle %100 öpüşmeyen ama hafif homojen bir kıvamda buluşturmanızı isteyeceğim. Tam da şu anda burada gördüğünüz gibi. Peki bu kadar bizim için yeterli mi? Değil. Bu noktadan sonra da yine alacağım ve bu sefer özellikle peynirli olan bölgelere buradaki dağ meyvelerini şöyle belli belirsiz yerleştireceğim. Peynirin içine doğru bastırıyorum bunları. Donuk oldukları için şu anda yavaş yavaş su salmaya başlıyorlar. Tamam. Isındıkça fırının içerisinde daha da çok su salacaklar. O yüzden siz bunları iyice içeriye içeriye şöyle bastırın. Kenara köşeye doğru kafanıza göre yerleştirin. Şimdi çok karıştırmadan şöyle üstlerini hafiften bastırıyorum. Ve fırında pişerken bunlar şişecek ya her halükarda. Şunları da koyalım ya, bundan niye eksiklik kalsın. Heh, şöyle. Şişecekler ya. İçine zaten onu hapsedecek güzelce. Üst kısmında da birazcık file badem olsun. Çok değil ama şöyle biraz göstermelik. Bunun üstüne doğru file bademi tık 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 atacaksınız. Tamam. Bu kalınlıkta bir kek aşağı yukarı 25, bilemediniz 35 dakikada pişer. Daha da uzun pişmeye ihtiyaç duymaz. Çünkü dediğim gibi bu böyle çok böyle yüksek katlı bir kek değil. Ve en sonunda da içine koyduğunuz peynir dokusuyla kek dokusu birbiriyle iyice örtüştüğü için son derece güzel bir sonuç alırsınız. Fırınınız 180 derecede. Alın bunu şöyle direkt olarak içerisine transfer edin. 25 dakikaya kurun. 25 dakikanın sonunda istediğiniz gibi bir renk ve şekil almamışsa 5-10 dakika daha verirsiniz. Ondan sonra da ortalık şahane bir hale gider. Vallahi fırındaki son derece güzel, kenarları kabarıyor ama içindeki bu şeyler var ya, tane meyveler, onlar birazcık daha pişmeyi geciktiriyor. Kaç dakikası kalmış? 25'e koymuştuk. 3 dakikası kalmış. Çok net bir aşağı yukarı bir 8-10 dakika daha alır. Verdim. Gelişine göre bakarız. Değil mi? Değil mi? 25-35. Bakacağız. Sen nasıl bir kralsın be? Ha? Sen nasıl bir kralsın? 35-38 dakika. Bana gelişi bu. Yemin ediyorum. Kârsız veriyorum. Direkt. Maksat. Maksat size hizmet. Direkt şuna baksana ya. Ya gerçekten yani Maradona, Beckenbauer hepsi burada ya. Marilyn Monroe ne ararsan. Şu olayı bitirmiş.